İstanbul Point Otel'deyiz. Konumuz siber güvenlik. Sayın Adem Sayın'la beraberiz. Adem Bey merhaba. Merhabalar. Nedir efendim siber güvenlik konusu? Siber güvenlik konusunda bugün yapılmış olan toplantının çok güzel bir sunumlar gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Siber güvenlikle ilgili yeni çalışmalar ve de yeni teknolojiler hakkında bizlere bilgi aktarılacak. Biz de bunun bilgileri almak ve yeni gelişen teknolojiler konusunda ve siber güvenliğe ayak uydurabilmek için bu toplantıya katıldık. Ve siber güvenlikle ilgili de firmamızda ve de kendi gelişimimizi sağlamak amaçlı olarak bu toplantıya katılıyoruz. Evet, sizin firmanız hangisiydi? Tertex Tekstil olarak geçiyor ama insanlar daha çok bizi Twigiterlik olarak tanırlar. Markamız. Bu terlik tam benlik. Twigiterlik firmasındayız. Peki efendim, siber güvenlikten şikayetçi olduğunuz veya böyle rastladığınız, sıkıntı yaşadığınız bir durum oldu mu bugüne kadar? Biz Sophos'un ürünlerini kullanıyoruz. Yıllardan beri, yaklaşık olarak 6 senedir. Önümüzdeki senede Sophos'un yeni ürünleriyle de gene yolumuza devam edeceğiz. Ve bu süreç içerisinde siber güvenlik konusunda gerçekten bizler de diğer firmalar gibi ataklara maruz kaldık, sorunlarla karşılaştık ama bunları Sophos'un destekleriyle bertaraf ettik. Siber güvenlikte bir sorun yaşamadık. Ancak yaşayan firmalar maalesef güvenliklerini almayanlar, önlemlerini almayanlar bu sorunları yaşadılar. Evet, bu siber güvenlikle ilgili birçok konu aslında BT Haber gazetesinde yayınlanıyor. Takip ediyor musunuz onu? Evet, takip ediyorum. Doğrudur. Peki, bugünlerde gündemde olan bir teknoloji derneği var, BİTEK'ler. Hiç inceleme fırsatınız oldu mu? Çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? BİTEK'ler Derneği'ni şöyle inceleme oldu. Sadece makaleler üzerinden, yani birebir olarak herhangi bir şeyde bulunmadık. Ancak bulunmayı düşünüyorum açıkçası. Bu tür derneklerin özellikle bilgi teknolojisindeki biz uzman ve de yöneticilerin çok büyük destekçisi olacağını ve sektöre de yön vereceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda da çok güzel bir çalışma. Evet, Denge Değerleme firmasından Doğukan Müjdeci Bey ile beraberiz. Merhaba efendim. Merhabalar. Bugünkü toplantıyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Size bir değer katacak mı? Bugünkü toplantının bana değer katacağını düşünüyorum. Özellikle network tarafındaki güvenlik zafiyetleri konusunda Sophos'un aldığı önlemler, kendine kattığı değerler, bunları yakından incelemek için görmeye geldim açıkçası. Evet, siber güvenlikle ilgili genel düşünceleriniz neler? Siber güvenlikle alakalı son dönemde özellikle son yaklaşık 7-8 yıldır dünya genelinde çok büyük önemi artmış bulunmakta. Yapılan saldırılar veya farklı farklı çalışmalar neticesinde siber güvenliğin öneminin arttığını düşünüyorum. Ve herkesin de bu alanda bir şekilde ister istemez büyük küçük demeden yoğunlaşması gerektiği kanısındayım. Denge değerleme ne tip işler yapıyor? Denge değerleme, gayrimenkul değerleme ve menkul değerleme üzerine çalışmakta. Bankalar özelinde ve bireysel müşteriler özelinde çalışmakta. Ekspertiz yapan bir firmayız özet olarak. Point Otel'de siber güvenlikle ilgili toplantımızda 3. konuğumuzu alıyoruz. Sayın Sezer Veli, Sinan Yi Matbaacılık. Doğrudur. Efendim, matbaacılıkla siber güvenliğin çok alakası yok ama... Aslında var. Mesela neler var? Biraz anlatayım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz Sinan Yi Matbaacılık olarak ilaç kutu basımı üzerine çalışıyoruz. Ve çalıştığımız firmalar genellikle büyük firmalar oluyor. Bu konuda da onların bize gönderdiği veriler çok önemli. Çünkü o verilerin siber güvenlik zaafıyla çalınması ilerleyen zamanlarda bizim için o ilaç kutusunun farklı nüanslarda üretilmesi, hiç çıkmamış kodların piyasaya sürülmesi gibi, çünkü biz içindeki prospektüs kısmını da yapıyoruz. Aslında yasal olmayan ürünleri yasalmış gibi üretmelerini sağlayabilirler. O yüzden bizim için önemli. Evet. Peki bu konuda sizin çalışmalarınız neler? Neler yapıyorsunuz? Biz şu anda şöyle söyleyeyim. Siber güvenlik konusunda firewall duvarlarımızla aldığımız virüs ekipmanlarımızı ayrıca tamamıyla KVKK kapsamında veri güvenliğini sağlayabilmek için hem çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimler hem de kullandığımız programları güncelleştirmekte. Çünkü siber güvenlik bir programı aldığınız zaman
bir yıl boyunca kullanabileceğiniz bir şey değil. Devamlı kendini geliştiren bir sektör ve ona göre de kendinizi update etmeniz gerekiyor açıkçası. Evet, siz de bir tek devresiniz galiba. Evet. Bitekler'in çalışmalarıyla ilgili ne söylemek istersiniz? Ben açıkçası çok beğeniyorum, başarılı da buluyorum. Çok da iyi ilerlediğini düşünüyorum. Point Hotel'de şu anda siber güvenlikle ilgili bir toplantıdayız. Konuğumuz? Güven Uludaş demiş. Hangi firmaydı efendim? Unit Group. Bu son günlerdeki siber saldırılarla ilgili düşünceleriniz neler acaba? Böyle bir şeye şahit oldunuz mu? Veya bu konuda bir yorumunuz var mı? Çok şükür biz de şu anda rastladığımız, yani bizim şirket özelinde yaptığımız bir güvenlik zafiyetine uğramadık ama çok sayıda arkadaşımız tarafından bu saldırıları duyuyoruz. Biz bulunduğumuz bültenlerde direkt bu siber istihbarat servislerini kullanıyoruz. Bu nedenle gelen güvenlik açıklarını tespit edip hemen kapatıyoruz. Ancak bir sürü arkadaşımızdan bu konuyla ilgili sıkıntılar duyduk. Peki siber saldırılara karşı diğer firmalara önerileriniz neler acaba? Artık güvenlik paradigması değişti. Yani eskiden sadece endpoint çözümlerimiz vardı, firewall'larımız vardı. Artık buradaki güvenlik algımız çok değişti. Bunu, kullanıcıların davranışlarını analiz eden, işte behavior analiz yapan endpoint çözümlerine yönelmek birincisi. İkincisi siber istihbarat servislerini kullanmak bir çözüm olabilir. Özellikle Zero Day atakları ile ilgili güvenlik bültenlerini takip ederek oradaki yayınlanır yayınlanmaz bunlarla ilgili önlemlerini alırlarsa ve kullanıcılarını bilgilendirirlerse, çünkü en zayıf halkamız hala kullanıcılar. Kullanıcıların yeterli bilgilendirme yaparlarsa çok ciddi sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyorum. Evet, son günlerde gündemde olan bir de sivil toplum örgütü var, Bitekler. Bitekler'le ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Bitekler'in ben geçen ay üyesi oldum. Daha önce atlamışım. Murat Bey önderliğinde olduğundan haberdar değildim. Haberdar olur olmaz hemen ben de üye oldum. Murat Bey zaten sektörümüzün liderlerinden. Biz de daha genç arkadaşlar olarak onun yolundan gidiyoruz. Bugüne kadar bizi yanıltmadı. İnşallah bundan sonra da öyle olacak. Peki bugünkü toplantıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bir bilgi alışverişi olacak mı? Sizin için faydası olacak mı? Ben Sophos ürünlerini kullanmadım daha önce. Ama test etmek, Sophos'un yetkinliklerini, yeterliliklerini görmek için dinlemek istedim. Bu yüzden bu davete katıldım. Sayın Mustafa Meral, merhaba. Merhabalar. Bugün içinde bulunduğumuz toplantıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Aslında Sophos kullanan bir kurum olarak bu toplantıda bulunmak istedim. Türkiye Eğitim Vakfı olarak hem genel merkezde hem yurtlarda uçturunca Sophos çözümlerini kullanıyoruz. Neler yenilikler olarak neler var, bir bakmak istiyorum onlara. Güzel bir uygulama, memnunum. Daha ileriye nasıl götürebiliriz ona bakacağız. Peki siber güvenlikle ilgili şu anda ne durumdayız genel olarak ülke açısından baktığımızda? Ya ülke açısından baktığımız zaman hala eksiklerimiz var gibi. Daha yeni yeni bu konuda fikir sahibi oluyor birçok kurum. Ama bir 3-5 sene öncesine kadar da çok daha iyi durumdayız. Çok güzel ürünler çıkıyor, ürünler geliyor. Tabi bu alanda yerli ürünlerin biraz daha artmasını beklerim, isterim. Biraz daha takip ediyoruz piyasayı şu anda. Evet, siz aynı zamanda Bitekler'in yönetim kurulu üyesisiniz. Doğru. Bitekler faaliyetleri neler acaba? Hangi hedefe doğru koşuyor? Bitekler Bilgi Teknolojileri Derneği olarak geçen sene Ekim ayında kuruldu. Ben de yönetim kurulu üyesiyim. Amacı bilişim sektörü çalışanlarına destek olmak. Kısaca şöyle söyleyebiliriz. Ekmeğini bilişimden kazanan kişilere yardımcı olmak. Her alanda onlara destek vermek. Gelişimlerine, ilerlemelerine, herhangi bir sıkıntıda soru sorabilecekleri bir alan olarak karşılarında bulunmak istiyoruz. Sayın Özgür Genç ile beraberiz. Özgür Bey merhaba. Merhabalar. Hangi firmaydı efendim sizin? Arkem Grup şirketinde bilgi işlem grup müdürü olarak görev yapıyorum. Lojistik ve liman şirketlerimiz var. Kimyasal ham madde distribütörlüğü ve satışı yapılıyor genelde bizim grubumuzda. Bu şekilde. Evet, herhangi bir siber tehlike yaşadınız mı? Herhangi bir siber güvenlik probleminiz oldu mu?
Yani büyük seviyede bir şeyler yaşamadık. Son kullanıcı seviyesinde bazı şeyler geçmişte yaşamıştık, herkesin başına geldiği gibi. Biz onları kendi yöntemlerimizle bertaraf ettik. Ama siber güvenlik gerçekten şu an bir numaralı konu haline geldi bence. Bizim BT dünyasında siber saldırı, fidye talepleri şu an had safhada. Türkiye'de maalesef bu konuda bildiğim kadarıyla ilk 10'da olan ülkelerden siber saldırıda fidye ödeyen ülkeler arasında. Peki efendim, siz ne tip önlemler alıyorsunuz bu konuda? Tabii burada çeşitli katmanlarda güvenlik tedbirleri alıyoruz. İşte Secure Mail Gateway'den tutun da işte firewall cihazına, endpoint'teki EDR'dan tutun davranıştan analiz yapan modüllere, çeşitli katmanlarda burada önlemlerimizi almış durumdayız. Peki siber güvenliğin geleceği ne? Ne olacak? Şu an gördüğümüz kadarıyla siber güvenlik çok daha önemli duruma geçiyor. Yani bunu biliyorduk zaten ama şu an özellikle kariyer sayfalarında gördüğümüz kadarıyla her firma kendine bir güvenlik departmanı kurup bunun bertaraf etmeye çalışıyor. Birçok pozisyonun şu an açıldığını görüyoruz ve bu da önemin arttığını gösteriyor. Peki siz bir IT manager olarak, yani bir IT yöneticisi olarak ilk olarak tehlike nerede? Tehlike bana sorarsanız önce endpoint'te, yani son kullanıcıda. Son kullanıcının davranışları üzerinden zaten saldırıların çoğu gerçekleşiyor günümüzde. Özellikle e-maillerle. E-maillerle tıklanan bir link veya çalışılan bir dosya direkt bir arka kapı açıp tüm kurumun network'üne sızılmasını sağlıyor maalesef. Burada endpoint'in güvenliği çok önemli. Evet, endpoint dediğimiz yani son kullanıcı. Evet. Onlara önerileriniz neler? Nasıl korusunlar kendilerini ki iş büyümesin? Tabii ki şimdi burada firmaların yapacağı eğitimler, eğitim çalışmaları da çok önemli kullanıcılarına. Burada işte kimlik avı yapan veya bu şekilde oltalama yapan e-maillerle ilgili çeşitli testler yapılması gerekiyor. Onun dışında kullanıcıların da tabii ki bilmedikleri e-mailleri, tanımadıkları kişilerden gelen e-mailleri kesinlikle şüpheli olarak düşünmeleri gerekiyor. En temel adım bu. Peki efendim, teşekkür ederim. Bu Bitekler'le ilgili bir şeyiniz var mı? Görüşmeler? Bitekler'de üye olan arkadaşlarım var. Çalışmalarını takip ediyorum. Gerçekten güzel aktiviteler yapıyorlar. Siz üye olmayı düşünüyor musunuz? Gelecekte olabilir. Evet. Peki bu siber güvenlikle ilgili haberler genellikle BT Haber gazetesinde yayınlanıyor. Yoğun evet. Olarak. Takip ediyor musunuz? Tabii bana da geliyor. Basılı olarak BT Haber. Hem de siteden de takip ediyoruz. Hem de yazılı olarak da takip ediyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederiz.